İstanbul Valiliği'nin bir kararıyla devam edelim. İçki yasağı ile ilgili yeni bir genelge yayımlandı. Birçok noktada içki yasağına uyulmadığını belirten valilik açıklamasına göre halka açık yerde içki içene 617 lira ceza kesecek. İstanbul Valisi Davut Gül, alkol satışı ve alkollü içeceklerin tüketimi başlıklı genelgesiyle halka açık alanlarda alkollü içki tüketimi yasağını hatırlattı. 2005'te çıkarılan kabahatler kanunuyla park, bahçe, mesire alanı gibi halka açık alanlarda alkol tüketimi yasaklanmıştı. Yeni genelgeye gerekçe olarak asayiş olaylarına karışanların çoğunlukla alkollü olduklarının tespit edilmesi gösterildi. Sarhoş olarak başkalarının huzurunu bozacak kişilere kolluk kuvvetleri tarafından 617 lira idari para cezası kesilecek. Bununla da kalmayacak, sarhoşluğu geçene kadar denetim altında tutulacak. Şimdi hukukçu Celal Ülgen bizlerle birlikte. Sayın Ülgen, hoş geldiniz Sözcü ekranlarına, gündem masasına. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ülkemizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı bir kez de buradan kutluyorum. İyi bayramlar hepimize. Şimdi İstanbul Valiliği'nin yeni bir kararı var. Az önce izleyicilerimizle de bu kararın detaylarını paylaştım. 617 lira ceza kesileceğini söyledi ve sarhoşluğu geçene kadar da kolluk kuvvetleri kendilerine eşlik edecektir dedi. Bu kararı duyduğunuzda acaba neler hissettiniz, ne düşünüyorsunuz sormak isterim. Şimdi bu iktidarın daha 20 yıl öncesinden başlayarak gizli ajandasının içerisinde alkolü yasaklamak vardı. Tümden kaldırmak vardı. Yani 4. Murat gibi alkolü kendisi içecek ya da tütünü kendisi içecek, başkalarına içirmeme kararlılığı vardı. Bunu da bu kararı da ben 4. Murat kararlarının bir benzeri olarak görüyorum. Çünkü bir defa gerekçe değil. Asayişi bozucu hareketler alkolden kaynaklanıyorsa bunu piknikte, açık mekanda içenler mi yapıyor? Yoksa meyhanelerden içenler mi? O zaman siz bütün meyhanelerin de alkollü içki satış yapan iş yerlerinin de alkol satışını yasaklayacaksınız sonuçta. Asayişten yola çıkarsanız. Asayişten yola çıkmıyorsanız bu bir tarafta önlem mi, yani olayların meydana gelmesine karşı bir önlem mi, yoksa çeşitli kişilerin özgürlüğünü hak ihlali mi? Sizce yani hangisi? Bir de bunu tartışma. Celal Hocam, sizce hangisi? Efendim? Yani bence hak ihlali, çünkü gerekçe değil. Yani gösterilen sebep değil. Açık alanlardaki, piknik alanlarında, plajlarda içilen içki nedeni, bakın ben içki içmiyorum. Bunu herkes bilir. Fakat içki içenlerin özgürlüğüne de karşı çıkmamak lazım. Yani sen devletsin. Bir taraftan içkiye olağanüstü zamlar yapıyorsun. Bir taraftan içki satışlarından olağanüstü seviyede vergi alıyorsun. Öbür taraftan da içki satışlarını yasaklıyorsun. Yani sen hangisisin? Böyle bir şey olmaz. O açıdan bakın uzun süre pandemi sürecinde ve pandemiden sonraki deprem sürecinde hep içki satışlarıyla oynamayı tercih ettiler. Yani müzik yayınını durdurdular gece saat belli bir saatten sonra. Yani bütün amaç içki satışını durdurmak. Ben siyasi iktidarın bu tavrının, özellikle İstanbul Valisi'nin aldığı kararın gerekçesizlik olduğunu düşünüyorum. Yani İstanbul'daki asayiş olaylarının içkiye bağlanması demek, asayiş olanlarının kökten nedenini kavramamış olmak demektir. Bu kavramamış olmak da aslında yeni asayiş olaylarının meydana gelmesinde çok önemli ivme katacaktır. O açıdan içki yasağının
özellikle İstanbul Valiliği'nin verdiği daha sonraki demeçlerde kadınlara yönelik şiddeti önledim demesi beni bir hayli güldürdü. Yani kadınlara yönelik şiddetin kaynağı eğer içkiyse, bu içkinin açık alanlarda içilen içkiden kaynaklandığını söylemek çok zor. İdare hukuku açısından bakın, önemli olan bir işlemin, bir idari eylemin sebep unsuru, amaç unsuru da dikkate alınmalıdır. Şimdi buradan baktığımız zaman bu idari eylemin hem sebep açısından hem amaç açısından gerekçesi yerinde olmadığı için iptale tabidir. İptal edilebilir mi bu karar? Bunu evet, iptal edilebilir bir karar. Ama bu konuda kim cesaretli davranacak, idari mahkemeye bu kararın iptali için başvuracak, karşısına gelecek olan vatandaşlarımızın bu kararla ilgili başvurması mümkün evet, mü? Evet. Mümkün tabii. Herkesi ilgilendiren bir karardır. Bu kararın hak ihlali getirdiğini, özgürlük ihlali getirdiğini söyleyerek vatandaşların idari mahkemeye başvurma hakkı elbette bulunmaktadır. Evet. Prosedür nasıl işleyecek? İdari mahkemeye yazı mı yazmaları gerekiyor? Ne yapmaları gerekir? Tabii dava açmaları lazım dilekçeyle. Tabii bunu bir avukat yardımıyla yapacaklar ve şekil şartlarını yerine getirecekler. Yürütmeyi durdurma kararı da istenebilir. Yani incelemenin sonucuna kadar bu kararın yürütmede kalmasının durdurulması kararı da istenebilir. Fakat şunu da açık söylemek, ben Türkiye'de mahkemelerin sadece ve sadece çıplak bir hukuk incelemesi yaptığı kanısında da değilim. Çünkü bu mahkemeler özgür ve bağımsız mahkemeler değil. İdarenin bu eylemi karşısında nasıl bir tavır takınacaklar? İktidarın resmi görüşünü kıble edinen yargıçlar silsilesinde doğrusu bu kararın nasıl değerlendirileceğini de şimdiden düşünebiliyorum. Sizce bu karar yapılan itirazlar sonrasında bu nihai kararı kim verecek ve nasıl sonuçlanacak sizce? Tabii önce İstanbul İdare Mahkemesi verecek, sonra üst mahkeme olarak Bölge Adliye Mahkemesi'ne gidecek ve daha sonra da Danıştay'a kadar gidebilecek. Yani bu aşamalarda nasıl bir karar verileceğini az çok tahmin ediyorum. Red kararı vereceklerdir. Fakat hukuki açıdan baktığın zaman bu kararın gerekçesinin idari işlemde bulunması gereken nitelikler açısından sakat olduğundan bir hukuk incelemesi yapan yargıcın bu kararı iptal edememezlik yapmaması lazım.